Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Casper'ın yeni çıkardığı Via V8 isimli telefonu inceleyeceğim. Telefon geldi. Yaklaşık 9 gün boyunca kullandım. O tecrübelerinden bahsedeceğim size. Fakat şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Hani şu içini boş verin de kulaklık bunaklık adaptör onlar var zaten de. Şu sunumu çok etkiledi. Ondan bahsedeyim. Şimdi direkt şöyle çıkıyor telefon kutudan. Yani zaten bir yedek jelatini var. Ve bir kılıfıyla çıkıyor. Şöyle. Biz bunu kullanmayacağız tabii. Hani bu da işte kamera çıkıntısı fazla diye ayarlamak için yapmışlar. Fakat hani hakikaten sunum olarak güzel. Hani o kadar telefon tanıttık. Benim kutusu hoşuma gitti hakikaten. Onun için zaten biliyorsunuz kulaklık, adaptör falan fiş mekan. Şimdi onları da atalım şöyle. Telefona gelelim. Telefon işte zaten hepiniz görüyorsunuz reklamlarında da. 8 çekirdek, 8 çekirdek diye çıktı. Bildiğiniz gibi de 8 çekirdek artık bunu kime sorsan 8 çekirdekli mi diye soruyor. 5 inçlik bir ekranı var. Fakat ekranda beğenmediğim nokta var. Birincisi benim gözümü aşırı derece yordu 9 gün boyunca tecrübelerim onu söyleyeyim. Bir de şu siyahlık hani keşke olmasaymış. Yani şu beyaz olup direkt ekran olarak olsaymış çok daha iyi olurmuş. Bakalım şimdi başlayalım bir boyundan eninden. İşte 14.3-14.5 santime yakın bir boyu var. 7 santimde bir genişliği var. Aslında ince bir telefon sayılabilir çünkü 8 milim falan. Fakat kamera işin içine girince de bu 9-1 santim falan oluyor. İşte dediğim gibi telefonu ben hani kullandım hakikaten. Gördüğünüz gibi işte. Kendi kullandığım uygulamaları falan da kurdum. 5 inç Full HD ekranı var demiştik. Ekran biraz benim gözümü yordu. Yoruyor. Niye öyle bir şey oldu bilmiyorum. 1080p, 1920x1080p bir çözünürlüğü var. Arayüzünü açıkçası hani fazla beğenmedim. Çünkü hani en basitinden mesela şöyle geleyim. İşte fotoğraflarda mesela tıklıyorsunuz, seçiyorsunuz. Mesela bunları basıltıp bir albüm yapayım falan. Hani şunu şöyle işte tümünü seç oluyor. İşte ne bileyim. Hani şunları başka bir albüm yap muhabbeti bile olmuyor. Hani gerçi arayüzü güncellenir her türlü de. Şahsen ben eksikliğini yaşadım. Onu da söyleyeyim. Dediğim gibi sunumu güzel. Şimdi telefonu zaten böyle ilk başta elimize aldığımızda. Hani hatırlarsınız iPhone 4, 4S'i andırıyor tasarım olarak. Şuna biraz takıldım onu da söyleyeceğim sonra. Ama şöyle bir tarafında hiç tuş olmaması, hani şöyle koyunca bir düz durması hakikaten hoş olmuş. Şöyle bakalım telefonu. Arka tarafı cam diye söylediler ama biraz sert bir plastik. Ön tarafında Gorilla Glass 3 yok. Hani herkes Gorilla Glass tabii 3 bekliyor artık yani hepsinde. Gorilla Glass 2 var. O da şöyle parmak koyunca zaten direkt belli oluyor parmak izinden. Gorilla Glass 2 ile 3'ün arasındaki en büyük fark parmak izi. Şu ekran reklamlarında gördüğüm şeyle değineceğim. Hani bilginiz olsun diye söylüyorum. Alacak olan falan vardır belki. Hani şu dokunmadan fotoğraf değiştirelim. Şu an şu ayar açık. Fakat hani çok yaklaşmanız gerekiyor. O kadar yaklaşmışken hani dokunurum diyorsunuz. İşte bunları da genelde böyle annemiz diyelim. Annelerimiz. İşte şöyle yemek yapıyorum. Elim unlu, elim yağlı falan derken böyle zıp zıp. Ya da işte Jedi gibi hissetmek istiyorsanız böyle wong wong diye. Ama biraz böyle çok yaklaşacaksınız ya. O biraz sıkıntı. Hani hakikaten o kadar yaklaşıyorsunuz ki o kadar yaklaştıktan sonra zaten ben bunu dokunurum deyip. Bu özelliğinden reklamlarına gördük. Bir de işte 8 çekirdeklisini gördük. Ama kasası olarak kasa hani telefonu şöyle elinize aldığınız zaman da hakikaten hani sağlam bir malzeme kullanıldığını fark ediyorsunuz. Zaten burası alüminyum. Alaşım. Yani şöyle bir elim almışken göstereyim telefonu. Şu kıyıda olması ne bileyim beni sinir ediyordu da. Ben şöyle ortada olsun istiyorum. Şurada USB 2.0 giriş var. Mikrofonu var. Hoparlörü yine burada altta almışlar ki arka tarafı bozmamak için. Tuşları burada. İşte on off power. İşte uyku modu. Ses yük açma ve ses kapatma tuşu var. Hepsinin aslında şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada aslında ikisi bir nizam arasında şöyle bir çizgi var hani bitişik gibi gözüküyor. Bu ayrı ama o kadar da fark olmuyor ve akşamları hani şöyle bir sesi açayım falan derken bir şey izlerken falan tık diye telefonu direkt uyku moduna alıp izlediğiniz şeylerden olabiliyorsunuz. Onu biraz keşke biraz böyle mesafeli yapsalarmış. Dedirtiyor. Zaten alışınca da sıkıntı olmuyor gerçi o da ayrı konu. İşte bu tuşlar burada. Yani ekrandaki koyulardı bazen. Burası güzel olmuş. İşte dediğim gibi şu az önceki hareket sensörü aslında hani ekrana değil de şuna yapıyorsunuz hareketi. Hani ben az önce ekrana yaptım diye olmuyor dedim. Hani şöyle göstereyim. Şöyle işte hani şuna yaparsanız hareketi. Şöyle. Fark ederseniz oluyor. Tasarımı hani dediğim gibi iPhone 4'ün böyle biraz uzatılmışı gibi ama batmıyor göze. Hani hakikaten de düzgün duruyor, ağır duruyor elinizde, oturaklı duruyor telefon. O açıdan iyi. Teknik özelliklerine gelelim.
Teknik özellik olarak zaten hani hepimizin bildiği artık reklamlarda ki ön plana çıktı işte iki şey var benim izlediğim kadarıyla. 8 çekirdek muhabbeti var. Hakikaten de 8 tane çekirdeği var. Tamam eyvallah anladık. MTK işlemci. Zaten diğer telefon markalarına da aşinayız. 2 GB RAM'i var. 32 GB bellekle geliyor. Hafızayla geliyor. Ve arttırılamıyor. Hani görüyorsunuz sadece SIM kart girişi bu. Az önce onu değinmemiştim herhalde. Hani başka bir hafıza kartı giriş yok. Ki hani 32 GB hakikaten aratmaz SD kart muhabbetinde. 26 küsur GB'da boş geliyor. Şu an bende hani bayağı bir oyun moyun falan program falan kullandığım için telefonu. Tam net olarak bilmiyorum. İşte hani 6 GB dolu falan diyorsunuz ama hani fazla da telefonu şişirmemişler. Hani şu anda gördüğüm çoğu programı ben kurdum buraya. Onun dışında işte el feneri ekstra gelen ne var? Hani onun dışında böyle kullanış arayüzü hakikaten sade bırakmışlar telefonu. İşte yapılacaklar listesi, yedekleme, geri yükleme falan var. VPS Office işte kendisi geliyor. Kingsoft Office daha doğrusu bu. Kendisi geliyor onun dışında. Hani çoğu şeyi ben kurdum. Klavyesini ben kullanamadım. Alışkın olmadığım için SwiftKey'i kendim kurdum. Ki alışabilirsiniz de bilmiyorum. Bana çok kullanışlı gelmedi. Arayüzünü hani dediğim gibi birkaç şeyi var. İşte arama yapacaksın mesela numarayı açıyorsun. Telefon numarası yazıyor mesela. Telefon işareti var. Tıklıyorsun aramıyor. Niye illa numaraya tıklaman gerek? Hani öyle basit basit kaçan şeyler var. Onu hani güzel bir arayüzüyle değiştirirlerse çok da güzel olur. Ne demiştik? İşte 8 çekirdek işlemcisi var. Zaten Antutu şimdi bakarız. Hatta oradan bakalım oradan gidelim. Şöyle göstere göstere gidelim. Hatta üstünden geçelim. Antutu puanı iyi çıktı. Zaten işlemcisi 8 çekirdekli olduğu için iyi çıktı. Hani Snapdragon 801'leri yakaladı. 801'ler 35.000'den başlıyor zaten. Antutu testi iyi demiştik. Hani şöyle bir özelliklerine bakalım Antutu'da çıkan. İşte zaten demiştik MTK MT6592 var. 8 çekirdekli işlemcisi MTK'nın. 2 GHz her biri. Beğenmediğim özelliği ise hani eksik buldum diyeyim ya da grafik işlem birimi Mali 450 kullanmışlar. Çok eski de artık hani geçti diyelim. Arka kamerası yani ana kamerası 16 megapiksel ki fotoğrafları başarılı. 2 GB RAM'i var demiştik. Zaten işte 32 GB hafızayla geliyor. Ön kamerası da 8 megapiksel. Hakikaten ön kamerası da kaliteli. Selfie kamerası güzel yani. NFC yok. Şimdi dedik işte puanı 32.255. Sıralamada da iyi konumda. Yani dediğim gibi şey Snapdragon 801'ler başlıyor artık 35.000'den itibaren. Yakalamış Snapdragon 800'leri de geçmiş. Bence o da işte işlemcisi 8 çekirdekli diye. Isınma testi yapacağız. İşte bataryanın gitme süresini şu Wi-Fi'ye bağlıyken oynayacağız oyunu. Bakarsınız zaten bir fikir olur. 15 dakika oynayacağız. Ama ondan önce bu hem bir desibelini ses çıkışı çünkü hoparlörü bana biraz eksik geldi. Ona bakalım. Siz de görün diye söylüyorum. Hem de bir ağırlığını ölçelim. Biraz çünkü oturaklı bir telefon. Önce ağırlığıyla başlayalım. Şöyle bizim hassası getirelim. Hassas diyemiyorum zaten ısrarla. Ona rağmen adı bunun hassas kaldı. Şöyle koyalım. 152 gram. Bunu 155'i tamamlayalım mı? Gazoz kapağı koyalım. Aa, gazoz kapağına bak. 2 tane gazoz kapağı da 3 gram ediyormuş. Bunu da öğrendik. Küçükken çok oynardım. Bayağı ceplerimiz gazoz kapağı dolu dolu. Mahalle mahalle gezerdik işte. Oyuncak çocuk arardık. Her mahallenin de ayrı oyunları olurdu. İşte birisi gazoz kapağı oynarken birisi meşe bilye falan oynardı. Birisi tas oynarken diğeri tüf tüf savaşı falan yaparlardı böyle. Sesinin desibelini ölçelim dedim. Çünkü işte evdeyken falan film falan izledim ben bunu. Dizimizi falan izledim. Bana biraz az geldi hoparlörü. Şöyle ama şu muhabbeti de güzel. Yani şöyle koyuyorsunuz. Karşıdan izleyebiliyorsunuz net bir şekilde. O özelliği güzel. Şöyle bir bakalım. Gittik. Buna özel müzik aldık. Evet. Bu desibel ölçer. Bu arada ayrıca cebimizden 11 dolar mı ne para verdik. Sırf YouTube lisans muhabbeti yapmasın diye. Maksimum desibeli ölçtü zaten. 89.3. Hani biraz fikriniz olsun diye söylüyorum. İşte desibel işte fısıltıyla konuşursanız 30 desibel çıkıyor. İşte normal standart böyle benim konuştuğum 40-60 desibel arası geliyor. Bağırma işte 80 ile 90 arası bağırma oluyor. Nasıl diyeyim? Uçağın kalkışı 120 ile 140 desibel arasında çıkarmış. Daha doğrusu ben de öyle baktım. Tüfek sesi ise 130 desibel. Hani buradan bir fikriniz olsun. Bağırma olarak çıkıyor. İyi. Hoparlör çıkışı.
Ama sesi biraz neyse boğuk gibi geliyor bana. Sanırım tek yönden çıktığı için. Hazır işte bu teknik olarak ağırlık işte desibel muhabbetine girmişken de SAR değerinden bahsedeyim ben size biraz da. SAR değeri hoşuma gitti. Sorduk Casper'a. Bu arada Casper Türkiye hakikaten iletişim olarak üst seviyede bir firma. Onu da ayrıca belirtmeden geçmeyeyim. Biz Twitter'da bir kere atıştık böyle. Hani merak ediyor millet telefonu gönderin falan diye. Öbür gün aradılar sağ olsunlar. Hani gönderelim buyurun diye. O yüzden hani koca koca firmalar hiçbir şey yapmazken bu açıdan hoşuma gitti. Hani koca firma dedim. Telefon piyasasında öncü firmalar. SAR değerini direkt onlara sordum. Hani hemen de cevap verdiler sağ olsunlar. Kafada maksimum SAR değeri 0.198 watt bölü kilogram. Bunun işte aslında mantıken 1'i geçmemesi lazım da işte Avrupa standartları 2 olarak geçiyor. 0.198 gayet başarılı. Vücutta da tabii bu oran biraz artıyor. 0.409 watt bölü kilogram. Bu da gayet başarılı. Hani SAR değerini bilmiyorum önem veriyor musunuz? Hakikaten artık akıllı telefon alırken SAR değerini sorun. Hani bu etrafımızda artık her yer baz istasyonu işte radyasyon gırla gidiyor. En azından hani cep telefonu kullanırken bize temas edeceklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da bilginiz olsun diye söyleyelim. Şimdi bir oyun testi yapalım. 15 dakika boyunca hem şarjına bakarsınız. %72 den hesaplayalım. Wi-Fi açık şekilde oynayacağız. Hat yok ama. Hem de bir ısınması ısınıyor mu? Bana biraz ısınıyormuş gibi geldi telefon. Onu da bir ölçelim. 15 dakika ben burada Frontline 2'yi oynayacağım. Asphalt 8'i oynamayacağım artık. Şimdi oyuna başlamadan önce bir ölçelim. İşte yüzey olarak. Şu kısmı ölçelim. Yani işte ölçtük. 32.8 santigrat derece. Şimdi bir 15 dakika boyunca oynayalım. Hem de şarjına bakın siz. %72 Wi-Fi açık. Şimdi 15 dakika oldu mu? Bakıyoruz. Tamam 15 dakika olmuş. Neyse. Hemen bir medik çağırdık. Çok adam vuruyorlar diye. Hemen ölçelim. Soğumadan ölçelim. Aşırı derecede ısınıyor. Şuradan mı ölçmüştük? Gördüğünüz gibi 47.33 derece oldu. Santigrat derece oldu ve şarjı 73'tü. %12 azaldı 15 dakikalık oyunla. Hani hakikaten bayağı bir ısındı yani elim terledi. Evet özetle Casper VV8'i ben fazla başarılı bulmadım. Fiyat olarak da biraz fazla geldi. Hani en azından üst segmentmişçesine bir çıkmasaydı iyi olurdu. Hani 1000 lira ve altı olsaydı fiyat olarak. O zaman başarı yakalarlar gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten telefon ısınıyor. Ne bileyim ekranı benim gözüm yordu. Ben açıkçası fazla memnun kalmadım. Ama hani dediğim gibi fotoğraf çekmek için alacağım ben bilmem ne derseniz de. Hakikaten kaliteli fotoğraflar çekiyor. Tabii ben mobil oyun fazla oynadığım için diyorum bunu. Ama sen hani şık bir telefon istiyorum. İşte ucuz olsun, kamerası mı güzel olsun, güzel iyi çeksin, internette gezinmek istiyorum dersen de tercih edilebilir bir telefon. Neyse bir incelemenin daha sonuna geldik. Ayrıca sağlam bir telefon. Etrafı metal çerçeve. Webtekno Facebook sayfasını beğenin. Zaten soruyoruz hani nelerine bakalım diye. Bu oyunları falan siz söylüyorsunuz. Webtekno Twitter hesabını takip edin. Ki o sayede geldi bu telefonda. Sizin sayenizde geldi diyebiliriz aslında. Takip eden arkadaşlarına yardımcı oldu. Sağ olsunlar buradan tekrar. Video geldi göremiyorum falan derseniz de Webtekno TV YouTube kanalına abone olursanız zaten videoları otomatik olarak görürsünüz. Telefonunuza bildirim olarak da gelebilir isterseniz de. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hakikaten selfie'yi güzel çekiyor. Benim Instagram'ı takip edenler bilir.